Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmeyi, ABD ve Rusya ile ilişkileri mercek altına alacağız. Konuklarımızda Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü Aykan Erdemir ve Rusya uzmanı Doktor Kerim Has olacak. Odak başlıyor. ABD, Türkiye, Rusya ilişkilerini ele alacağımız odakta Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü Aykan Erdemir ve Rusya uzmanı Doktor Kerim Has konuklarımız. İkisi de Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Erdemir, sizinle başlamak isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden nihayet Roma'da G20 zirvesi kapsamında görüştü. 20 dakika olarak açıklanmıştı. Bu süre 1 saat 10 dakikaya kadar çıktı. Erdoğan'ın açıklamaları var, Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar var. Öncelikle size sormak isterim, ABD'de nasıl değerlendiriliyor bu görüşme? Ben de öncelikle bu görüşmeye giden yolda ABD'de Biden'ın hangi sorularla muhatap olduğunun altını çizmek isterim. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti sırasında Amerika'nın önde gelen kanallarından CBS'in kıdemli dış politika muhabiriyle yaptığı bir röportaj vardı. Ve bu röportajda Erdoğan, Biden'ın bugüne kadar ikili ilişkilerde insan hakları meselesini hiç gündeme getirmediğini söylemişti. Ki bu daha sonra da Reuters başta olmak üzere önemli yayın organlarında eleştiri vesilesi olmuştu. Neden? Çünkü Biden gerek kampanya döneminde gerek başkanlık yeminini ettikten sonra Amerika'nın yeniden insan hakları merkezli bir dış politikaya yüzünü döneceği sözünü vermiş ve aynı zamanda da Trump döneminde son derece kişiselleşen dış politikanın artık kurumsallaşacağı müjdesini vermişti. Fakat henüz daha bir yılı dolmadan Biden yönetimi bu konuda Amerikan siyasi yelpazesinin bütününden eleştirilere maruz kalıyor. Bu eleştirilerin önemli noktalarından biri de Erdoğan'ın bugüne kadar İşte Biden'dan bu tarz bir eleştiri duymamış olmasıydı. Dolayısıyla Roma'daki görüşme bu açıdan Biden için önem arz ediyordu. Ve izleyicilerimizin de gördüğü üzere Biden toplantının ardından yaptığı, paylaştığı özette insan hakları meselesinin, demokratik kurumlar meselesinin, hukukun üstünlüğü meselesinin dile getirildiğinin altını çizdi. Tabii şu anda hala şöyle bir soru var. Acaba bu konuları ne derece gündeme getirdi şeklinde sorular soruluyor. Yani üstü kapalı bir şekilde genel bir yorumda mı bulundu? Yoksa son derece somut örneklerle, örneğin Osman Kavala, örneğin Selahattin Demirtaş gibi somut örneklerle Türkiye'ye yalnızca kendi yasalarından doğan yükümlülüklerini değil, tabi olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini de hatırlattı mı diye soruyorlar. Dolayısıyla bence bu görüşmenin kritik noktalarından biri, her ne kadar Erdoğan ve Biden farklı ifadeler kullansa da içeriğe ilişkin, bu demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü meselesinin yeniden ikili ilişkilerin merkezine oturup oturmayacağı diye düşünüyorum. Tam burada tekrar size sormak isterim. Türkiye tarafının açıklamasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Beyaz Saray'ın ardından yapılan açıklamada ortak bir mekanizma kurulacağı, ilişkilerin çok iyi olduğu açıklandı ama insan hakları, demokrasiye vurgu, bu konuların gündeme geldiği yazılmadı. Sizce neden iki farklı açıklama vardı? Şimdi mesele yalnızca insan hakları açısından bulunmuyor. Aynı zamanda da örneğin Doğu Akdeniz konusu Türkiye tarafından dile getirilmediği iddia edilen bir konu. Ama Biden'ın da toplantı özetinde yer alan bir mesele. Burada yani tipik bir yine Washington-Ankara anlaşmazlığı görüyoruz.
Ankara kendi işine gelmeyen konuları hani adeta yok varsayıyor. Ama şunu da vurgulamak gerek, bu çalışma grupları denilen mekanizma bir anlamda bir çözüm değil, bir sorunun yansıması. Yani her ne zamanki ikili ilişkilerde bir çıkmaz olursa, yani Ankara'nın da ısrarlarıyla ve genelde de Washington'ın da hani süreci ileri taşımak anlamında katkısıyla hemen bir çalışma grubu kuruluyor. Bir hatırlatalım, S-400'lerin satın alınması sürecinde Türkiye ısrarla bir çalışma grubu kuralım, S-400'lerin F-35'lere bir tehdit oluşturmadığı konusunda Amerika'yı ikna edelim tezini savundu. Ya, çalışma grupları oluşturuldu fakat günün sonunda işte Pentagon'un Ekim ayında yaptığı açıklamaya göre Eylül itibariyle Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye Katsa adı verilen Rusya yaptırımlarına tabi kaldı. Hani dolayısıyla çalışma gruplarının varlığı ya da yokluğu aslında herhangi bir çözüm olasılığını beraberinde getirmiyor. F-16 meselesinde de yani bir çalışma grubu da kurulabilir. Fakat Biden'ın yine çok üstü kapalı şekilde ifade ettiği bir Katsa süreci var. Aynı zamanda da bir kongrenin engel süreci var. Dolayısıyla o konuya ikisi... birazdan daha ayrıntılı geleceğim ama sizinle bir bilgi paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi sonrası açıklama yaptı. Yunanistanlı bir gazeteci sormuştu bu Doğu Akdeniz meselesini. Bu hiç gündemimize gelmedi. Sayın Biden'ın gündeminde yok, benim de gündemimde yok dedi. Daha sonra Roma dönüşü uçakta konuşmuş Erdoğan. Aynen cümlelerini söylüyorum. Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında işbirliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık. Burada da Doğu Akdeniz konusunun görüşüldüğünü söylüyor. Belki unutmuştur, sonra aklına gelmiş olabilir. Ama şunu vurgulayalım, hani konu başlıklarından daha önemli olan aslında somut politikalar ve somut politikalar söz konusu olduğunda yani F-35 sürecinin sonlandığını görüyoruz. Katsa yaptırımlarının S-400'ler Türkiye'de olduğu sürece kalkmayacağını görüyoruz. Ve F-16'lar noktasında da iki önemli blokaj, yani hem Katsa yaptırımları ama daha da önemlisi Kongre'de 2018 yılının ortasından bugüne kadar devam eden bir blokaj olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Biden'ın Erdoğan'a ben süreci takip edeceğim ifadesi ya da çeşitli çalışma gruplarının kurulup kurulmaması sonucu değiştirmiyor. Günün sonunda ikili ilişkilerde çok önemli bir çatışma devam ediyor. Ve daha da önemlisi Türkiye'nin Suriye'ye bir dördüncü sınır ötesi operasyonunun konuşulduğu günlerde şunu da hatırlatmak gerek. Biden hükümeti, Trump hükümetinin Suriye operasyonuyla ilgili yaptırımlarına izin veren dili, çerçeveyi aynı şekilde uzattı ve aynı ifadeleri kullanarak uzattı. Dolayısıyla yeni bir yaptırımların da önünün açık olduğunu belirtmek gerek. Bu da gösteriyor ki hiçbir şey Roma'daki toplantıda belki gözüktüğü kadar ya da aksettirildiği kadar toz pembe değil. İkili ilişkilerde yani önemli bir tren kazası bence geliyorum diyor. Evet. Sayın Has, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar tekrardan. Merhabalar. ABD ile Türkiye Rusya'dan aldığı S-400'lerin krizini atlatmadan şimdi Rusya ile yeni bir kriz kapıda. O da nedir? Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar Donbas'ta kullanıldı ve Ukrayna bunu özellikle belirtti. İlk kez kullanılıyor bu SİHA'lar bu çatışmalarda. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklama yaptı. Dedi bizi ilgilendirmez, biz sattık bunu, artık bizim malımız değil. Ukrayna bizim adımızı kullanmayı bırakmalı, sorumluluk da bizde değil. Bu açıklama Türkiye'yi kurtarır mı? Şu aşamada sanki kurtarmış gibi de duruyor. O açıklamayı Lavrov ile görüştükten sonra yaptı Çavuşoğlu. Rus bir gazeteciye yaptı, Pavel Zarubin'e. İngilizce sormuş, o da İngilizce cevap vermiş. Aynı gazeteci geçen yıl hatırlarsanız 5 Mart 2020 yılında Erdoğan'ın Kremlin, hani Moskova ziyaretinde o Kremlin'in kapısında bekletilme görüntülerini de yayınlayan gazeteciydi. Dolayısıyla aynı gazeteciye o konuda hani sorusuna cevap vermiş oldu Çavuşoğlu, onu da belirtmiş olayım.
Şimdi tabii görüşmede muhtemelen Lavrov herhalde bu Ukrayna meselesini bence gündeme getirmiştir. Ama herhalde uyarı mahiyetinde olduğu için Rus dışişlerinin açıklamasında Ukrayna meselesine temas edilmiyordu. Ama hemen sonrasında bu soruya Çavuşoğlu'nun öyle cevap vermesi, yani bizim adımızı kullanmasın Ukrayna tarzında bir cevap vermesi sanki o görüşmenin sonucunda, yani onunla ilgili gibi geliyor bana açıkçası. Burada Ukrayna'da biraz, hani tabiri caizse, hani dürüst konuşmak gerekirse, biraz da provoke de ediyor şimdi. Hani Türkiye'yi sürekli yanında göstermeye çalışıyor. Türkiye ile hani Rusya'nın arasını da mümkün olduğunca germeye de çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Atlantic Council'da Amerikan bir düşünce kuruluşu, önde gelen düşünce kuruluşu, Aykan Bey daha iyi bilir. Orada mesela Dimitri Kuleba'nın, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın yazdığı bir yazı vardı. Çok sert, Türkiye ile birlikte Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair yazdığı bir yazıydı. Atlantic Council mesela 2019'dan beri Rusya'da hani kara listesinde, yani sayfasına girişi de yasaktır. Yani ilk internet sitesine işbirliği falan yapamaz buradaki kuruluşlarla da o anlamda. Dolayısıyla orada hani böyle bir şey var. Sürekli Türkiye'de bizim yanımızda, işte bayraktarları biz niye aldık? Rusya'nın saldırgan tavrına karşı koyabilmek için aldık tarzında. Yani dolayısıyla orada Ukrayna'nın da bir ekstra köpürtmesi var. Ama bu her halükarda hani Türkiye-Rus ilişkilerinde de bir gerginlik başlığı olarak bence duruyor. Hani bu geçtiğimiz işte Putin-Erdoğan görüşmesinde de veya daha öncesinde de konuşulmuştur. SİHA'lar ilk defa, hani orada da şöyle bir sorun da var yalnız. Hani SİHA'ların kullanıldığını Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Facebook hesabından söyledi. Sonra Ukrayna Savunma Bakanı da yalanladı bunu. Daha doğrusu yalanladığına dair haber düştü. Sonra haberi yayınlayan yayın organı hacklendiğini söyledi. Dolayısıyla orada bir karışıklık var. 2014 Eylül ayındaki memoranduma göre SİHA'ların kullanılması yasak Donbas'ta. Sadece AGİT gözlem misyonu kullanabilir. Gözlem için o da kullanabilir. İHA'ları kastediyorum. Ama 2014 Eylül'den sonra aslında, yani o da söyleniyor ama onun 7. maddesine göre yasak. Ama 2015'te varılan asıl Minsk anlaşmaları var. O Minsk anlaşmalarında öyle bir husus da yok, onu da belirtmiş olayım. Yani hani SİHA'ların kullanılması her halükarda çatışmayı körükler. Ama hani dayandırılan anlaşma maddesi zaten geride kaldı. 2014 Eylül idi o. Dolayısıyla burada bir şey var. Yani Türkiye'nin orada işte bir taraftan hani Rusya'dan S-400 alıyor, Rus silahı alıyor. Bunun için yaptırımlara maruz da kalıyor. Hani biraz önce Aykan Bey bahsetti zaten. Sonra hani iPhone yerine tuşlu telefon alır gibi, hani F-35'lerden olmakla birlikte F-16'ya talip durumunda şu an itibariyle. Orada da ki birçok sorun da var. Dolayısıyla hani buna rağmen, bununla birlikte Ukrayna'ya SİHA satıp Ukrayna'nın Donbas'ta Rus silahlarını vurmasına yardımcı oldu. Çok normalde baktığınızda çok, yani en basitinden hani absürt bir görüntü veriyor, öyle söyleyeyim. Ve aynı zamanda tabii orada Rusya yanlısı ayrılıkçılar da olduğu için onların da vurulmasını kolaylaştırıyor Ukrayna açısından. Dolayısıyla hani burada Türkiye'nin dış politikasındaki bu savrulmalarla ilgili bir durum söz konusu. Normalde hani çatışma bölgelerinde bu kadar rahat bir şekilde damadınız üzerinden böyle silah sevkiyatı yapmamanız lazım. Ve bunu da hatırlarsanız hani kredi üzerinden yapıldı. Yani Türkiye kredi açtı Ukrayna'ya. Ukrayna o silahları o şekilde de aldı. Dolayısıyla hani bu genel olarak bir gerginlik başlığı olarak duruyor. Ama hani Çavuşoğlu'nun o açıklaması da hani Rusya tarafından da hani bence hani olumlu karşılandığını ben en azından görüyorum. Şunu bir iki gündür öyle söyleyeyim. Evet. S-400'lerden siz de bahsettiniz. Tekrar size sormak isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce ikinci partiyi alacaklarını söylemişti. Bu nedenle de ABD'den daha fazla sesler yükselmişti Türkiye'ye yaptırım uygulanması ile ilgili. Şimdi bu G20 zirvesinde kendisine Nisan ayında diktatör diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlişkilerimiz gayet iyi dedi. İtalya, Fransa yapımı Samtilerinle ilgili görüştük. Ortak bir çalışma durumumuz olabilir dedi. Samtiler S-400'lerin muadili midir? Türkiye'nin böyle bir hava savunma sistemi alması gündeme gelirse Rusya'nın tavrı ne olur? Ya şimdi bu mesela işte tuhaf bir durum. Yani normalde en
başta bence o SAMP/T sistemlerini alması gerekirdi Türkiye'nin. S-400'ler değil, onlar her halükarda NATO sistemlerine entegre edilebiliyordu. Hani Patriotlarda belki fiyat anlaşmazlığı falan söz konusu olabilirdi. Ancak o dönemde İtalya ve Fransız hani konsorsiyumunun Eurosam'ın ürettiği SAMP/T'ler daha Türkiye için hem daha avantajlıydı. Zaten ihaleden de zannediyorum herhalde onlar birinci olarak, özür dilerim, Çinliler birinci olarak çıkmıştı ama yani Türkiye'nin çıkarları açısından NATO sistemlerine entegre edilebilmesi için kendi savunma bileşenleri açısından daha iyi, daha uygun bir sistem idi. Ama işte hani oraya 15 Temmuz girdi, ondan sonra işte Rusya'ya yöneldi Erdoğan. Hani S-400 o başka bir hikaye. Ancak hani gelinen noktada ne oluyor? İşte bir taraftan hani Patriot verirse Amerika onu da alırız. Hani Cem Yılmaz'ın bir şeyi vardı ya, o repliği, little little into the middle diye, hani hepsinden biraz, hani az bir restorana gittiğinizde hepsinden birazcık birazcık olmaksa ortaya bir karışık yapma bağlamında. Yani ve elinizde de bir şey kalmıyor. Yani bir hani S-400 almışsınız, kullanamıyorsunuz. Patriot o Amerikalılar satarsa ondan da alırız diyorsunuz. Bir taraftan İtalya diktatör dedi adam size. Mesela bugün o yayınlanan röportajına baktığımda Erdoğan, orada gazetecinin birisi soruyor. Diyor ki size diyor sert ifadeler kullanmıştı diyor yani. Soruyu geçiştirmiş yani Erdoğan verdi. Gayet cevap, iyi diye cevap verdi. Hem de iki kez üst üste. Yani şey yapmıyor, o söze hiç girmeden farklı bir şekilde değerlendi. Fransa ile zaten her gün tabiri caizse hani höykürüyorsunuz bir anlamda, yani Erdoğan. Yani bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Şimdi ne diyorsun? SAMP/T'leri de almak için onlarla anlaşmaya çalışıyoruz falan. Dolayısıyla hani böyle tuhaf, neresinden tutsanız elinizde kalan bir dış politikanın bir sonucu bu. Yani hani buna Rusya ne der? Yani bilmiyorum yani ne der? Bekler ne zaman daha muhtaç olacak diye, ne zaman Batı ile ilişkileri, işte daha yeni 10 büyükelçi krizi yaşandı. İşte bir şekilde çözmeye çalıştılar yani. Dolayısıyla hani bence büyük ihtimal ikinci S-400'leri de hani daha önce de konuşmuştuk. Yani onu satmak isteyecektir Ruslar. Ama hani bu Erdoğan zayıflayacaktır, daha da muhtaç hale gelecektir. Batı ile ilişkileri daha da çıkmaza sürüklenecektir. Gidişat da o istikamette gibi geliyor. Her ne kadar bu sefer Biden'la görüşmeyi başarabilmiş olsa da hani 70 dakika veya 68, 69, 73 neyse, yani dakika hesabı yapıyoruz artık böyle sanki ilişkiler iyi olsun. Hani o görüntüyü vermek için hani malum medyada Türkiye'de. Dolayısıyla hani benim tahminim dediğim gibi ilişkiler Batı ile ilişkilerin çıkmaza girmesi sanki daha da zaten bir, görünen bir istikamet var. Ona göre uygun koşul zamanı bekleyerek hani Ruslar bir şekilde o ikinci parti S-400'leri de ben itekleyeceğini öyle söyleyeyim Erdoğan'a tahmin ediyorum en azından öyle demiş olayım. Sayın Erdemir, savunma sanayine gelirsek, şimdi F-35 programından Türkiye'nin çıkarıldığını biz Ankara'ya gelen ABD heyetinin açıklamasından öğrendik. Şöyle ki, çıkarıldığını zaten biliyorduk ama Eylül ayında kesin olarak çıkarıldığını onlar açıkladılar. Çünkü Türkiye sürekli diyordu ki ya bizi programa geri alacaksınız ya 1 milyar 400 milyon dolar ödedik, o parayı bize iade edeceksiniz ya da o parayla bize F-16 satacaksınız, elimizdeki F-16'ları modernize edeceksiniz, modernizasyon kiti vereceksiniz. Şimdi bu durumda bize F-35 programına geri alacaksınız opsiyonu geride kalmış görünüyor ama sizden bunu da açıklamanızı rica edeceğim. İnsanların kafası karışıyor çünkü. Türkiye F-35 programından çıktıysa o 1 milyar 400 milyon doları F-16'larla ilgili kullanma, mahsup etme hakkına sahip midir o anlaşmaya göre? Bazı uzmanlar Lockheed Martin şirketinin Kongre'deki gücüne dikkat çekiyor. Onlar bu kadar güçlüyken Türkiye'nin isteklerinin yerine getirilebileceği opsiyonunu da dile getiriyor. Siz katılır mısınız bu görüşe? Şimdi öncelikle burada iki meseleyi ayıralım. Bir mesele bu 1 milyar 400 milyon doların F-16'lar için kullanılıp kullanılamayacağı meselesi. Benim bugüne kadar Washington'da konuştuğum uzmanlardan, hani ciddi uzmanlardan hiçbiri böyle bir opsiyon olduğu yorumunu yapmadı. Dolayısıyla hani benim de görüşüm hani işte buzdolabı olmadı, size gömlek verelim şeklinde bir anlaşmanın mümkün olmayacağı şeklinde. Ama aynı zamanda da
Evet, Pentagon'un yaptığı açıklamaya da bakarsak, Türkiye Eylül ayı içinde F-35 programından kesin olarak çıkarılmış olsa bile bu 1 milyar 400 milyon dolara ilişkin görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı konusunda bir öngörüde bulunmak kolay değil. Yani dolayısıyla bu 1 milyar 400 milyon doların akıbeti konusunda da ben soruyu ucu açık bırakmak istiyorum. Diğer taraftan şunu da unutmamak gerek. Yine Pentagon'un daha önce yaptığı açıklamalardan biliyoruz ki önümüzdeki yıl içinde de F-35'in küresel üretim hattı içinde yer alan bazı Türkiye'li firmaların parça teslimatı devam edecek. Fakat yine son 2-3 yıldır Amerika'da hummalı bir çaba var ki Türkiye'den parça üreten tüm şirketlerin bu üretim hattının dışına çıkarılması. Dolayısıyla 2022 yılı itibariyle de F-35 ile Türkiye'nin herhangi bir ticari anlamda da ilişkisi kalmayacak. Şimdi gelelim diğer meseleye, yani F-16 meselesine. Evet, gerçekten de Lockheed Martin son derece güçlü lobi gücü olan Amerika'nın başına en büyük şirketlerinden biri. Fakat aynı zamanda şunu da unutmayalım ki işte bu çok güçlü şirket ve lobicileri F-35 meselesi söz konusu olduğunda kongrede hiç etkili olamadılar. Çünkü şunu unutmayalım, iki farklı boyut var burada. Biri zamanın ruhu, yani siyasetin ruhu. Lockheed Martin de biliyor ki bugünkü Amerikan Kongresi'nde sağdan merkeze, merkezden sola çok geniş bir ittifak F-35 noktasında hemfikir. O derece hemfikir ki Başkan Trump bu konuda ayak diremeye çalıştığı zaman başkanı dahi katsa yaptırımlarını hayata geçirmeye zorlayacak bir çoğunlukla buna itebilecek bir çoğunluk var. İşte Lockheed Martin böyle bir çoğunluğun karşısında durmaya çalışmaz. Bu birinci mesele. Yine Ankara'nın gözden kaçırdığı ikinci mesele var. Ortada trilyon doların üzerinde bir bütçeyle hayata geçirilmiş bir proje var, bir ürün var ve daha sonra da Erdoğan gibi bu belki 1,5 trilyonluk yatırımı S-400'lerle aynı anda kullanıp onun pek çok özelliğini ifşa edecek. Yani adeta bir trilyon doları çöpe atacak bir girişim var. Şimdi Lockheed Martin böyle bir durumda zaten kendi ürünlü riski atar mı? Yani Türkiye'ye yapacağı satış için diyelim 100 ya da 100'ün biraz üzerinde F-35 için kendi markasını, kendi ürününü, onun gizli özelliklerini en büyük rakibi olan Rusya'ya ifşa etmek ister mi? İstemez. Şimdi F-16'lar konusunda da benzeri argümanlar dile getiriliyor. Yine geçtiğimiz hafta içinde The Washington Institute'da Soner Çağaptay ve Grant Ramlin'in yazdığı bir önemli makale vardı. Ve bu makalede dile getirildiği üzere F-16'ların, bu yeni nesil F-16'ların bazı özellikleri F-35'lerle aynı. Yani her ne kadar F-16'lar 4. nesil, F-35'ler 5. nesil uçak olsa da bazı teknolojik ortak noktaları var. Ve bu nedenle de Amerikan savunma çevreleri yine S-400'le bu yeni nesil F-16'ların bir arada bulunmasından rahatsız. Şimdi aynı şekilde Lockheed Martin de az önce gerekçelendirdiğim iki farklı sebeple bu konuda çok da ısrarcı olmayabilir. Olsa bile kongrede önemli bir blokaj var. Özellikle senatoda Dış İlişkiler Komisyonu'nun en güçlü isimleri tarafından 2018'den beri getirilen bir blokaj var. Bu blokajı aşmak için bu lobi yeterli olmayabilir. Eğer böyle bir lobi tüm gücüyle yüklenecek olsa dahi, dolayısıyla hani Ankara'dan bence resim yanlış görülüyor, yanlış algılanıyor. Ama siz Dışişleri Bakanlığı'nı bütünüyle devre dışı bırakırsanız, Washington'da gazeteci namına hani bir isim dahi bırakmazsanız elbette Washington'ı yanlış okumaya ve dolayısıyla da yanlış bir rotada büyük bir özgüvenle koşmaya devam edersiniz.
Tekrar size sormak isterim. Bir yanlışlık da şurada olabilir mi acaba? Hindistan da Rusya'dan S-400'leri aldı. Yakın zamanda kongre üyeleri Biden'a mektup yazdı. Dedi ki başkan olarak yaptırımlardan feragat hakkınızı lütfen kullanın. Çünkü Hindistan Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya çalışan, Amerika'dan savunma sanayi ürünlerini daha fazla almaya çalışan bir ülke. Bu çabasına karşılık S-400'lerle ilgili lütfen Hindistan'a yaptırım uygulamayın tarzında bir mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu mektuptan haberdar ve çok üzülmüş buna. Diyor ki biz NATO üyesiyiz, sen nasıl bize yaptırım uygularsın da NATO üyesi olmayan Hindistan'a yaptırım uygulanmamasını talep edersin. Zaten burada sorun Türkiye'nin NATO üyesi olması değil mi size göre? Evet, yani şimdi bu mantığın neresinden tutmak gerek bilemiyorum ama öncelikle şunu söylerim. Elbette siz bir NATO üyesi olarak çok daha farklı standartlara sahipsiniz. Nasıl tıpkı bir Avrupa Konseyi ülkesi olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı kabul etmiş bir ülke olarak kendinizi aynı şekilde bağladıysanız. Dolayısıyla buradaki birinci hata bu. İkinci hata, şunu unutmayalım. Yani evet, S-400 meselesi burada katsa yaptırımlarının ana aksıydı. Ama aynı zamanda da kongrede Türkiye'ye yönelik insan haklarından azınlık haklarına, işte Suriye'de cihatçılarla birlikte yürüttüğü politikalardan Doğu Akdeniz politikalarına, hani çok geniş bir yelpazede öfke var, bir öfke birikmesi var. Ki hemen hatırlatalım, bu yıla kadar, geçtiğimiz yıla kadar örneğin Ermeni soykırımı tasarılarına Türkiye engel olabilirken, geçtiğimiz yıl hem kongrenin iki kanadında buna engel olamadı, hem de nihai olarak Biden'ın bu konudaki açıklamasına engel olamadı. Bu işte zamanın ruhu dediğimiz mesele. Yani Erdoğan'ın 19 yıldır Türkiye'nin algısına, dış politikasına, kurumsal kimliğine verdiği zararın bir birikiminin sonucu. Dolayısıyla Hindistan'la Türkiye'yi bugün kıyaslamak çok kolay değil. Ki şunu da unutmayalım, Hindistan söz konusu olduğunda da henüz katsa yaptırımları gelmeyecek diye bir mesele yok. Evet, bazı etkin isimler bu yaptırımların ertelenmesini ya da engellenmesini istiyor. Ama yine de belki sembolik de olsa bu yaptırımlar çıkabilir. Her ne kadar yani Hindistan meselesi Türkiye için bir emsal teşkil etmese de. Evet. Sayın Has, biraz önce konuşmanızda dediniz ki Rusya Türkiye'nin daha muhtaç, daha güçsüz hale gelmesini bekleyebilir. Bazı uzmanlara göre Erdoğan. Evet. Peki. Erdoğan, bazı uzmanlara göre Erdoğan Biden'la görüşmesinden sonra Suriye'ye askeri harekat başlatabilir. Her an girebiliriz, her an bu harekatı başlatabiliriz diye çeşitli yetkililerden açıklamalar geliyor. Erdoğan da dedi ki Biden'la görüştük, evet ama bizim bu mücadelemize kimse engel olamaz şeklinde bir açıklama yaptı. Bugün de 1 Kasım Dünya Kobane günü. 7 yıl önce canları pahasına IŞİD'le savaşan insanlar için ilan edilmiş bir gün. Şimdi Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye bir askeri harekatı söz konusu olabilir mi? Erdoğan Biden'dan icazet almış olabilir mi bu görüşmesinde Suriye'ye askeri harekat için? Rusya buna ne der? Mesela Rusya basınında sürekli çıkan haberler var. Kamışlo'ya 20 savaş uçağı, 2 savaş helikopteri konuşlandırıldığına dair, Rusya'nın böyle bir askeri harekata izin vermeyeceğine dair. Şu anda nasıl bir durum değerlendiriyorsunuz Suriye'ye askeri harekatla ilgili? Ben bir defa Biden'la görüşmesinde Suriye meselesinde mesela Erdoğan'ın herhangi bir yeşil ışık alabildiğini zannetmiyorum. Erdoğan açıklamasına baktığımda da zaten Suriye konusunda operasyon bağlamında hani perdeyi bayağı hani çıtayı bayağı indirmiş gibi geldi bana. Şu 10 gün öncesinde 15 gün öncesinde hani gireceğiz falan deyip duruyordu. Şimdi sanki ya yapacağımız zaman yapmış oluruz gibi böyle bir açıklamaydı. Şu an tam hatırlamıyorum ama hani bir yüksek perde o inmiş sanki. Ve Biden'la şimdi F-16 falan hani biraz bir şey oldu gibi. Bakalım artık, göreceğiz tabii. Yani o diyaloğu hemen bozmak istemeyecektir. Ya ben Biden tarafının da yani dediğim gibi yakın bir zamanda hani Suriye'ye yeni bir operasyona Türkiye'nin
yeni bir operasyonla yeşil ışık yakacağı kanaatinde değilim. Ama öte yandan hani Rusya bağlamında baktığımızda Rusya'nın da Türkiye'ye, Erdoğan'a Suriye'de yeni bir operasyon için yakın bir gelecekte, öngörülebilir bir gelecekte yine yeşil ışık yakacağı kanaatinde değilim ben. 3 ay sonra şartlar değişebilir, onu bilemem. Doğal gaz anlaşmaları imzalanacak. Bilmiyorum, belki ondan sonra bir şeyler olur mu? Yani bu yıl sonunda bitiyor bazı doğal gaz anlaşmaları biliyorsunuz. İşte yeni S-400'ler belki işte birkaç ay içerisinde bu şekillenirse bilmiyorum. Yani dolayısıyla hani orada gidişata göre bakar Ruslar ama öngörülebilir gelecek şu an için yani 3 ay diyeyim. Yani bir yeni bir operasyon için ben Rusların olumlu yaklaşacağını düşünmüyorum. Bunun birkaç nedeni var. Yani her şeyden önce bir defa hani Suriye'nin doğusunda sınır hattında zaten Ruslar yerleşmiş durumdalar. Yani ben hani Rusların mantığından baktığımda niye kontrolünü aldığı bölgeyi geri versin Ruslar? Yani kontrolü tamamen kontrolü değil tabii ki ama her halükarda bir orada hakimiyeti var yani bir şeyi var. Niye oradan çekilsin? Şu ana kadar yapılan 4 operasyona baktığımızda hani Türkiye'nin yaptığı operasyonları kastediyorum. Fırat Kalkanı, işte Elbap, IŞİD vardı orada. Hani Ruslar yoktu. İşte Zeytin Dalı diyoruz, Afrin. İşte orada Kürtler vardı. Yine Ruslar yoktu. Tamam Ruslar araya girdi falan ama Ruslar bizzat sahada değillerdi. Üçüncüsü Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad Resulayn arası. Yine orada da Ruslar yoktu. Dolayısıyla orada da Kürtler vardı. 4 Bahar Kalkanı İdlib cihatçı bölgesi zaten yine Ruslar o anlamda yoktu. Harekatın yapıldığı yeri kastediyorum. Bu sene 4 harekatta da Türkiye'nin yaptığı 4 harekatta da Ruslar bizzat kendi kontrolünde olan bölgeleri Türkiye'ye vermediler. Zaten kendilerinin olmadığı bölgeleri Türkiye'ye orada biraz alan açarak kendileri de bir şekilde sahada çeşitli mevziler kazandılar yani. Alver ilişkisi içerisinde oldu. Şu an böyle bir durum yok. Fırat'ın doğusundan bulunduğu bölgeden çıkması gerekiyor ki Rusların Türkiye'ye girebilsin oraya. Ve aynı zamanda ABD'nin de buna yeşil ışık yakması gerekiyor. Mesela ben böyle bir hani görüntü, böyle bir resim görmüyorum onu söyleyeyim. Yani Fırat'ın batısında dediğinizde hani Membiç, Tel Rifat, Tel Rifat'ı niye versin? Halep zaten, Halep'in kuzeyinde. Halep'i zaten zar zor almış. Büyükelçisi Andrei Karlov, Rus büyükelçi biliyorsunuz 2016 hani Halep olayları sırasında. O saldırılar sırasında neyse harekat sırasında zaten öldürülmüştü. Dolayısıyla yani Tel Rifat'ı vererek Türkiye'ye niye Halep'i tehlikeye atsın? Zannetmiyorum. Yani Membiç'i verip niye M4 otoyolunu zaten açmaya çalışıyor kaç yıldır? M4'ü niye tehlikeye atsın? Yani böyle hani tek tek baktım işte Kobane diyoruz. Hani zannetmiyorum orası da yani şey olsun. Tabii Fırat'ın batısında değil doğusunda o. Yani hani aynı İsa dediğimiz işte yine aynı yerler. Hani niye Ruslar çıksın bir neden bulamıyorum. Ancak çıkacaksa ciddi bir şey alması lazım. Ya doğal gaz dediğim gibi ya böyle S-400 ya belki yani Su-35 uçakları falan bir gündemde yani. Bilmiyorum yani bayağı büyük bir şey vermesi gerekecek Erdoğan'a. Dolayısıyla hani o da öngörülebilir gelecekte bu çok çok da mümkün değil gibi. Ben en azından yani dediğim gibi yılbaşına kadar bir operasyon beklemiyorum. 3 ay diyeyim veya neyse. Hani bir, tabii yanılabilirim de ama şartlar en azından ben uygun olduğunu zannetmiyorum. Dediğiniz gibi hani Rusların işte Kamışlı'ya uçak gönderdiği, helikopterler gönderdiği var. Hani bu konuda da tam bir haliyle resmi bir açıklama da olmadığı için hani basına düşen haberlerden az çok okuyoruz. Sanki Ruslar da bir mesaj veriyor Erdoğan'a. Yani bir harekata falan kalkışma tarzında da ben bir Rusların bir mesaj verdiği kanaatindeyim. Bugün Kommersant'ta çıkan o Kürt Ulusal Konseyi'nin işte Erdoğan'ın yakın çalıştığı Kürt grubun temsilcisi Moskova'da bir iki gündür. Alexander Lavrentyev'le veya diğer Bogdanov'la falan görüştüler herhalde. Onun Kommersant'a verdiği bir röportajda söylüyor. Yani tabii hani sözü ne kadar dikkate alınır o başka. Kamuran Haco, Kürt Ulusal Konseyi'nin dış ilişkiler temsilcisi zannediyorum. Diyor yani Erdoğan'ın bir operasyon yapacağını zannetmiyorum. Yaparsa tamamen kendi kişisel sorumluluğunda olur bu diyor. Hani Erdoğan'a yakındır, yakın değildir o başka bir şey ama hani demek istediğim hatta şey soruyor gazeteci, Rus gazeteci. Yani Türkiye'nin orada yığınak yaptığını görüyoruz askeri ekip teçhizat. Bunları zaten yıllardır
yapıyor, zaman zaman oluyor bunlar diyor yani. Açıkçası dediğim gibi yani şu an o görüşteyim ben de. Ama ilerleyen zamanda 3 ay sonra, 5 ay sonra onu bakmak lazım. Şu an sanki şartlar uygun değil gibi. Yani hem Biden'dan yeşil ışık alamamışa benziyor, hem de Rusların şu anki tavrı öyle olumlu olduğu kanaatinde değilim. Ama şunu söylemiş olayım. Yani Erdoğan'ın hani bu savaş tezkeresi de hani çıkardı 2 yıllık. Yani biliyorsunuz bu tarz liderler yani böyle savaş çıkarmadan da kolay kolay gitmiyorlar iktidardan. Yani hani benim o anlamda da bir çekincem var. Yani günün sonunda girebilir yani hani her şeyi göz alıp hani ülkeyi savaşa sokup büyük bir çapta. Yani yeni bir operasyonun ben küçük çapta kalırsa zaten Erdoğan'a yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü o iktidarı konsolide edemez içeride. Hani küçük çapta küçük bir yer alır ama hani bir anlamı olmaz. Bir hafta 10 gün içerisinde biterse o hareket onun yani gazı gitmez tabiri caizse içeride. Dolayısıyla o büyük bir savaşa kalkışmak isteyebilir. Sanki onun için de yani öyle bir tehlikenin ben olduğunu düşünüyorum. Ama o da hani böyle seçimlere daha yaklaştıkça artık orada iktidardan gideceği seçim sonuçları böyle gerçekten kendi aleyhine görürse hani günün sonunda nasıl hani Saddam veya diğerleri bir şekilde böyle savaş başlatarak hani giriyorlar çıkıyor hani öyle gidiyorlar yani. Öyle bir kaderle karşılaşabileceği, öyle bir sonuçla karşılaşabileceğimizi de düşünüyorum. Ama bu şu anın konusu değil tabii. Sahadan bazı yerel kaynaklar Suriye'de Şam rejimiyle Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi arasında bazı görüşmelerin yapıldığını Rusya aracılığıyla ve aslında anlaşmaya da yakın oldukları gibi bazı haberler de geçiyorlar. Her ne kadar teyide muhtaçsa da böyle bir şeyin olması durumunda özellikle bu operasyonun hiçbir gerekçesi kalmaz diye uzmanlar da var. Katılır yani mısınız buna? Katılıyorum yani ama o işte sonuç verici olması lazım, biraz verimli olması lazım. Şu an bu 6. görüşmeler hani komisyon, anayasa komisyonu ve Cenevre'deki biliyorsun toplantısı oldu. Oradan bir sonuç yine çıkmadı ama anladığım kadarıyla yine orada daha ziyade Esad daha sert duruyor. Herhalde Lavrentiev tekrardan gidecek Şam'a, tekrar görüşecekler, biraz daha yumuşamasını istiyorlar. Yani Ruslar da Şam'ın pozisyonundan o kadar %100 memnuniyet bir söz konusu değil bu anayasa görüşmelerini kastediyorum. Hani bence biraz böyle Biden tarafı yani böyle Kürtlere hani Şam'la diyaloğuna bu kadar büyük sert bir set çekmiş değil gibi geliyor. Hazır bu durumdayken o diyaloglarını bir netice verici bir sonuca ulaştırmalarını gerektiğini de düşünüyorum. Hani yoksa öbür türlü yani şey olur. Yani dediğinize katılıyorum ben de. Yani orası zaten bir sonuç verirse, o kilit çözülürse, Kürtler ile Şam arasındaki o kilit çözülürse zaten İdlib kalıyor geliyor yani bir anlamda. O İdlib'te hani işte Erdoğan'ın... İdlib'te de cihatçılar. Yani işte onu diyorum. O artık ne yapacak onları? Sarayına mı sokar, alır, misafir eder, orada mı alırlar onu bilmiyor. O büyük bir bela Türkiye için tabii. O ayrı bir konu. Evet. Sayın Erdemir, sizin Suriye konusundaki fikirlerinizi de almak isterim. Hakikaten Biden Erdoğan'a yeşil ışık yakmış olabilir mi? İki senaryo vardı. Türkiye iki operasyonu birden hazırlanıyor diyorlardı. Hem İdlib bölgesine yığınak yapıyor, hem Kobane bölgesine yığınak yapıyor. Dolayısıyla iki operasyonu aynı anda yapacak deniyordu. ABD'nin, Türkiye'nin böyle bir tavrı olursa tepkisi nasıl olur? Bütün bu ilişkileri daha mı zora sokar, yoksa Türkiye buna tevessül edemez mi? Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Öncelikle şunu belirteyim. Biden yeşil ışık yakmış olamaz, sarı ışık dahi yakmış olamaz. Nedenini söyleyelim. 2019 yılında Biden henüz aday adayıyken ve kampanyasını yürütürken Trump Suriye'den ABD askerlerini geri çekmeye karar verip Erdoğan'ın bir sınır ötesi operasyonu tetiklediğinde Biden çok sert açıklamalar yapmıştı. Trump'ı Amerika'nın ahlaki otoritesini yıkmakla suçlamıştı. Ve bu süreçteki liderliğini de büyük bir hezimet olarak dillendirmişti. Şimdi aradan 2 yıl geçmişken Biden kendini Trump'ın pozisyonuna düşürmek istemez. Hem de Afganistan'da yine siyasi yelpazenin hemen hemen bütününde hezimet olarak görülen bir süreç yaşanmaktayken. İkinci boyutu da şu, Suriye meselesi bugün Amerikan Milli Güvenlik Kurulu'nda
Özellikle Brett McGurk'ün üzerinde yakın olarak durduğu, yönettiği bir dosya. Şimdi Erdoğan'ın haftada bir Brett McGurk'e terörist diye hakaret ettiği bir ortamda Brett McGurk'ün hani Erdoğan'a davetiye çıkarması, yeşil ışık yakması zaten pek akla mantığa sığmıyor. Şunu da unutmayalım, az önce belirttiğim üzere daha geçtiğimiz ay içinde Biden yönetimi zaten Trump'ın başkanlık kararnamesiyle devreye soktuğu Suriye yaptırımlarını uzattı. Ve de aynı sert dili kullanarak uzattı. Yani Türkiye'yi hani bölge güvenliği ve barışı için tehdit olarak işaret eden bir dille uzattı. Bu da gösteriyor ki Suriye yaptırımları konusunda yalnızca Beyaz Saray değil, aynı zamanda da yine Kongre'nin büyük bir çoğunluğu hemfikir. Ha, tüm bunlar demek değildir ki, ben de Kerim Bey'e katılıyorum, hani Erdoğan burada yine tek taraflı hamle yapmaz. Aksine ekonominin iflasa yaklaştığı bir ortamda ben de savaşın Türkiye için gittikçe büyüyen bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Burada Erdoğan'ın şöyle beklentisi de olabilir. Evet, Rusya'dan ben çekindiğini düşünüyorum. Ama Amerika söz konusu olduğunda ya Biden hükümeti yine yaptırımları devreye sokar. Bir miktar Türk lirası değer kaybına uğrar. Yabancı yatırımcı kaçar. Ama günün sonunda bunlar sembolik yaptırımlar. Çok da önemli değil. Zaten işte Türkiye'li vatandaşlar da yoksulluğa ve sefalete alıştılar şeklinde bence mantık yürütebilir. Dolayısıyla hani ben hala hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de işte Ankara'nın yedeğindeki cihatçı güçlerin bir dördüncü sınır ötesi operasyona kalkışabileceğini düşünüyorum. Bu beraberinde kaçınılmaz olarak yeni Amerikan yaptırımlarını getirecektir. Ama bunların da ben caydırıcı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar olan süreçte açıkçası caydırıcı olmadılar. Dolayısıyla Suriye'de biraz devletler arası çerçevenin dışına çıkıp insani boyuta odaklandığımızda şimdi Kuzey ve Doğu Suriye'deki Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin, Türkmenlerin önümüzdeki süreçte insan hakları açısından önemli tehditlerle karşı karşıya kalabileceğinin altını çizmek gerek. Birleşmiş Milletler'in Suriye Çalışma Grubu'nun raporunu hatırlarsak, Türkiye'nin vekil güçlerinin insan kaçırma, tecavüz, işkence, cinayet ve benzeri ithamlarla suçlandığını unutmayalım. Ve şunun da altını çizmek isterim. Eğer bir konu Birleşmiş Milletler raporlarına girdiyse siz onu 10 ya da 100 ile çarpabilirsiniz. Çünkü Birleşmiş Milletler genelde bu konularda son derece diplomatik davranan, hani üye ülkeleri hani adeta hani ne şiş yansın ne kebap şeklinde yaklaşan bir uluslararası örgüt, ama buna rağmen artık hani Birleşmiş Milletler bile buradaki yani korkunç insan hakları ihlallerinin altını çizmeyi zorunlu gördü. Hatta UNESCO defalarca işte bölgede yerleşik topluluklar ve de yerinden edilmiş topluluklar için Türkiye ve vekil güçlerinin su kesin politikasının büyük bir insani felaket olduğunun altını çizdi. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda şunu görüyoruz ki Erdoğan hükümetini dizginleyen herhangi bir uluslararası hukuk normu, herhangi bir ahlaki kriter ya da herhangi bir insani norm bulunmuyor. Dolayısıyla savaşın da önümüzdeki süreçte yükselen bir ihtimal olduğunun altını çizmek ve de Türkiye'de yükselen savaş karşıtı sesin de bir anlamda umut verici olduğunun altını çizmek isterim. Evet, özellikle tezkerenin Irak, Suriye'ye müdahale yetkisi veren tezkerenin 2 yıl uzatılmasına CHP'nin hayır demesi burada daha fazla önem arz ediyor galiba. Kesinlikle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin zamanın ruhunu doğru okuduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün dikkat ederseniz sürekli zamanın ruhundan bahsediyorum. Artık günümüz dünyasında özellikle de Yezidi soykırımı sonrası dünyada Erdoğan'ın bütünüyle yanlış okuduğu bir dünya var. Ve şu anda Amerika'nın tüm hak savunucusu örgütleri
Bunun içinde insan hakları örgütleri de var, inanç özgürlüğü örgütleri de var, azınlık hakları örgütleri de var. Yeni bir soykırımı engellemek için Kongre'nin her iki kanadında da siyasetin her tüm yelpazesi boyunca çok etkili çalışmalar yapıyorlar. Ve Erdoğan şunu göremiyor. Yani kendi macera perestliği bölgedeki dezavantajlı kesimler için, azınlık grupları için adeta yeni bir soykırımın habercisi. Ve beraberinde de IŞİD'in ve El-Kaide bağlantılı unsurların elini güçlendirebilecek bir hamle. Her ne kadar Türkiye içinde bunu terörle mücadele olarak pazarlasa da dünyada bu mesele artık soykırım çerçevesinden algılanan bir mesele. Hani bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu insanlık suçuna ortak olmaması son derece olumlu, gecikmiş ama olumlu bir hamle. Aynı zamanda da önümüzdeki sürece ilişkin Türkiye'deki ortak barış platformunun daha soluklu, daha kuvvetli bir rotada belki de yol alacağının habercisi diye düşünüyorum. Sayın Has, siz de son olarak konuşmanızda İdlib'e değinmiştiniz ama biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü İdlib'de de o operasyon bölgelerinden biri olarak anılıyor iddialara göre Türkiye'nin olası operasyonunda. Rusya sürekli havadan vuruyor. Suriye ordusu karadan müdahale ediyor. Ama Türkiye sıkışmış durumda, sevkiyatlarını arttırıyor. İdlib'de yakın zamanda Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi olası bir senaryo mu size göre? Rusya Türkiye ile hani Suriye üzerinden savaşmak istemez son ana kadar. Yani o şimdi arka bahçesi değil Suriye. Yani orada Amerika ile de savaşmak istemez. O hayati böyle çıkarlarının olduğu eski Sovyet coğrafyası dediğimiz o bölgelerden biri değil. Ukrayna değil, Belarus değil. Yani dolayısıyla ama ne olur? İşte İdlib geçen sene olduğu gibi 30 kaçsa artık sayısı bilmiyoruz. Askerin hani o hayatını kaybettiği gibi resmi rakamlara göre. Dolayısıyla hani ne oldu? Orada Türkiye Rusya vurdu diyemedi. İşte bir şekilde Rusya'da biz vurduk demedi zaten ama hani vesayet o savaşlarıyla bir şekilde karşı karşıya gelindi. Yani ben Rusya'nın son ana kadar dediğim gibi yani böyle Erdoğan gemi azıyı alıp gerçekten o anlamda Suriye'ye girmez böyle savaş ilan etmez. Yani böyle karşı karşıya geleceğini zannetmiyorum. Karşı karşıya gelmek isteyeceğini zannetmiyorum Rusların. Ama İdlib'de hani bir çatışmanın da kaçınılmaz olduğunu da düşünüyorum. Şu bağlamda yani orada her şeyden önce o M4 otoyolunun geçmesini istiyor Ruslar. Şam'ın kontrolüne henüz o hayata geçirilemedi. Uzun zamandır o şekilde. Dolayısıyla orada yani hani şimdi olur, bir ay sonra olur, üç ay sonra ama yakın bir gelecekte orada M4'ün ve güneyinin Şam'ın kontrolüne geçmesi için Rusların ben bastıracağını düşünüyorum. Yani burada zaman, şartlar, Bakarov, İşte doğalgaz anlaşmaları var dediğim gibi hani biraz önce. İşte bakacak yani S-400 verecek. 15 büyükelçi belki bir krizçi daha çıkar belki biri. Yani bir şeyler olur yani. Türkiye'de her gün bir skandal yaşanıyor yani neticede. Bu süre onu bekleyeceklerdi Ruslar. Ona göre de adımlarını atacaklar. Yani bir taraftan da işte dediğim gibi yani Türkiye'yi yani Ukrayna meselesi orada biraz Türkiye sıkıştırıyor yani sıkıştırmıyor değil Erdoğan rahatsız ediyor. Polonya'ya hani siyah satışı gündemde. İşte o, evet yani oralar işte Kırgızistan'a şimdi satıyor mesela. Şimdi orada mesela rahatsızlık var. Çünkü yani orası Kırgızistan şimdi Rus silahı, Rus sihası varken niye Türk sihası alıyorsun tarzından Ruslar yaklaşıyor. Tabii yani bunu Rusların hakkını, hukukunu savunma anlamında söylemiyor. O da kendi çıkarını koruduğu anlamında bu bağlamda söylüyorum yani. Dolayısıyla hani demek istediğim orada rahatsız ettiği başka alanlar da var Erdoğan'ın. İşte o onları denge, bunların her biri denge. Yani Ruslar o anlamda hani satranç oynuyor. İşte Erdoğan bilmiyorum yani ne oynadı açıkçası. Dolayısıyla bir şey var. Orada zaman, şartlar bekleniyordur. Ama bu böyle çok uzun süreye yayılacağını ben hiç zannetmiyorum. Yani İdlib meselesinin böyle veya Türkiye'nin Suriye'deki varlığını öyle söyleyeyim. Böyle Kıbrıs gibi falan onlarca yıla falan yayılacağını hiç zannetmiyorum. Yani böyle birkaç yıl içerisinde orada dananın kuyruğu kopar. Yani İdlib'de de birkaç ay içerisinde bence dananın kuyruğu kopar. Ama Suriye genelinde
Türkiye'nin varlığı bağlamında bence en fazla 1-2, 3-5, yani 3-5 olacağını zannetmiyorum. Yani birkaç yıl içerisinde o işi bir şekilde toparlamak isteyeceklerdir zannınca Ruslar. Tabii ABD ile de birlikte aynı zamanda. Zaten 1-2 yıl içinde Türkiye'de bir seçim de öngörülüyor. Yani, uzmanlar da bu seçimde AKP-MHP iktidarının savaş eriyen çıkmazsa. Oylarına dikkat çekiyor. Evet, savaş çıkmazsa bir seçim olacak. Erken ya da zamanında seçim. O zaman bakacağız Türkiye'nin Suriye politikasına. Sayın Aykan Erdemir, Sayın Kerim Has, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam Odak programında ABD-Türkiye-Rusya üçgeninde Türkiye'nin ABD ile ve Rusya ile ilişkilerini mercek altına aldık. Konuklarımızda Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü Aykan Erdemir ve Rusya uzmanı Doktor Kerim Has'tı. İyi akşamlar.